Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine heyecan dolu bir videoyla daha beraberiz. Ahmet'le birlikte Müslüman cin Kadim'i davet edeceğiz. Kadim'i belki ilk defa duyuyorsunuz. Biz daha önce birkaç defa dayımızdan duymuştuk. Kendisini çok merak ediyorduk. Müslüman bir cin. Kendisine sorular soracağız, konuşacağız. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Tabii bir tılsım işlemi yapacağız. Tılsım şarttır arkadaşlar. Çünkü yapmazsak sıkıntı olabilir. Sağdan soldan başka cinler çıkabilir. O yüzden mıknatıs gibi onu oraya yapıştıracağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Neler düşünüyorsun Ahmetciğim? Öncelikle şunu söylemek isterim. Çok değerli insanlar, çok değerli abilerim, kardeşlerim, ablalarım, bacılarım, çok güzel insanlar var. Çok da heyecanlıyım ilk günkü gibi. Yani ne kadar da kameranın karşısına geçersek gerçekten heyecanımız daima var. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Yorumlarınız mükemmel derecede güzel, bizi mutlu ediyor. Beğenileriniz süper. Yani çok söylenecek çok şey var. Yalnız kelimeler yetmez yani. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz dostlar. Allah hepinizden razı olsun. Buradan izleyen abonelerimiz, kanal moderatörlerimize selamlar olsun. Kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyoruz. Kalpten yolluyoruz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bizim için değerlisiniz. Abonelerimiz ve izleyenlerimiz bizim için çok kıymetliler. Gerçekten de öyle. Yürekten koparak güzel yorumlar yapan dostlarımıza selam olsun buradan. Okuyoruz tek tek, Ahmet'le inceliyoruz. Ama yoğun mesaj olduğu için, yoğun yorum olduğu için teker teker cevap veremiyoruz. Çok özür dileriz. Sizleri seviyoruz. En az 5 yorum yapın arkadaşlar. Ve videoya geçmeden önce beğenilerinizi atın arkadaşlar. Beğenilerimiz bu aralar biraz düştü. Evet. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Videoya başlayalım Ahmetciğim. Başlayalım hadi. Davete başlayalım. Başlayalım. Tılsım işlemini yapayım. Bakalım Kadim'le tanışacağız. Heyecanlıyım azıcım. Evet, ben de heyecanlıyım. Dikkatli bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Kılsım işlemi tamam. Davet işlemini birazdan yapacağız Ahmet. Yaklaşabilirsin Ahmetciğim istersen. Şöyle net, hem sesimiz net gitsin hem biraz konuşalım. Kılsım işlemi biraz zor bir işlem arkadaşlar. Bunu maalesef ki defineciler, pardon defineciler değil, bir hazine gömen mesela, eski zamanda hazine gömenler, hazinesini, altınını falan bir yere gömecek olan kişi tılsımla cini oraya bağlıyor bir şekilde. Yıllarca cinin ömrü oldukça orayı terk edemiyor. Tılsım öyle bir mıknatıs gibi onu tutuyor oralarda, o civarda. Şimdi izleyicilerin sormak istediğini ben sana sorayım. Mesela illaki bunu düşünüyorlardır. Mesela sen istediğin bir yere bir cini tılsımla sabitleyebilir misin? Evet, mümkün. Peki. Gelecek olanı mesela. Tamam, oraya. Oraya sabitleyebiliriz. Bir yere gidemez. Peki sabitledin mesela, o orada kaldı. Evet. Bunun şeyi nedir yani? Onun hiçbir anlamı yok. Sadece sen ona eziyet etmiş oluyorsun. Onun özgürlüğünü elinden almış oluyorsun. Çok sakıntılı, sakat bir iş. Sakat bir yanlış bir şey. O da bir can taşıyan biri. Müslüman cin soları yıllarca hapsetmişlerdi. Tesadüf eseri gittik. Bir vaka üzerine gittik. Müslüman cin soları, tabii o zaman Müslüman değildi hiç tanıştığımızda. Onun bir görüntüsünü verir mi istersen Ahmetciğim? Bir bakalım. Görünmeyen ama var olan bir şey. Bakın. Ne düşünüyorsun Ahmet? Vallahi sıkıntıdan kulağa giriyorlar. Gerçekten çok değişik bir şey yani. Abo Ahmet. Bize ismini söyler misin? Ne arıyorsun burada? Adım Şerat. Büyükler çok üzülüyorum. Burada insanlara sıkıntı veriyorsun. Müslüman cin solar o kadar duygulu bir şeyler anlattı ki onu oraya sabitlemişler tılsımla. Yıllarca bir hazinenin başında insanlar tarafından sıkıntı görmüş. Bizden biraz şefkat görünce Allah ondan razı olsun, selam olsun solara. İslam'ı tercih etti, kabul etti. Şu an Kaşmara'nın yanında, Müslüman cin Kaşmara'nın yanında. İnşallah ilerleyen zamanlarda soruları da davet edelim. Kendisiyle güzel bir mekanda, bura olur, bir yer olur. Kendisiyle sohbet edelim, özledik soruları. Kesinlikle. Bir de Kaşmera'yı çok seviyorlar. Yani Kaşmera gerçekten sevilecek bir Müslüman bir cin, padişahı. Aynı zamanda Kaşmera'yı çok kişi görüyor. Çok kişi görüyor. Abonelerimizin içinden çok görenler var. Yalnız Kaşmara biliyor arkadaşlar kimin korkup kimin korkmayacağını. Evin içinde şak diye çıkarsa ortaya, tamam seviyorsun Müslüman cin, dedemiz gibi görüyoruz, elinde öperiz ama bir kereden birinin önüne çıkarsa o kalbi dayanmaz, düşüp bayılıp ölebilir. Çok görmek istiyor mesela biri. Abonelerimize farz edelim, örneğin bir kişi çok seviyor, görmek istiyor. Kaşmera onun o ruh halini, o anki şeyini biliyor mesela. Karşısına çıkarsa çok korkacağını bildiği için görünmüyor kimisine. Ama kaldırabilecek olan abonelerimiz var. Görüşenler var. Kendisi söyleyenler var. Bir arkadaş sosyal medyadan Mardin'den bir abimiz görüşmüş, mesaj attı. Hatta onun mesajını ben sabitledim. Görmek isteyenler baksın, Instagram'dan ben paylaştım onu. Evet. Güzel bir sohbetimiz oldu dedi. Güzel bir şekilde karşıladı beni dedi.
Hani bu güzel bir şey Aziz. Müthiş bir şey. Gerçekten. Evet. Çok iyi bir şey. Allah-u Teala razı olsun. Allah-u Teala kim güzelliği yayıyorsa, kim güzellikten bahsediyorsa hepsinden razı olsun Allah-u Teala. Amin, ecmain. Rabbim ne sıkıntınız varsa rahmetiyle gidersin inşallah. Hastası olanlara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Her şey video, her şey bu görüntüler, cinler falan değil. Birbirimize dua da etmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Allah için hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Amin. Kesinlikle öyle. Şunu da açık ve net olarak söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu dünya, biz nasıl bu dünyada hep berabersek, eğer amellerimiz güzel olursa, itikat düzgün olursa ve Yüce Allah'ımızın bize vermiş olduğu emirleri, yasakları harfiyen yerine getirirsek inşallah öbür dünyada da hep beraber oluruz orada. Yani rüya gibi görmeyin bunu. Çünkü ölüm bir rüya değildir, bir diriliştir. İnsan öldüğü zaman şimdiki vücudumuz nasılsa, bir insan birine tokat atarsa canı nasıl yanıyorsa, bir insan burada su içtiği zaman nasıl midesine gidiyorsa, aynı o şekilde öbür dünyada da o şekilde olacağız. İnşallah. Hani hedefimiz güzel bir şekilde öbür tarafa gidip yüzümüz, gönlümüz, kalbimizin ak bir şekilde Allah-u Teala'nın karşısına çıkıp orada temiz bir şekilde hesap vermek. İnşallah hep beraber orada oluruz. Kalbimiz çok güzel gerçekten. Yani burada gerçek olan cin gösteriyoruz. Hani dünyada hiç görülmemiş bir şeyi burada sizlere gösteriyoruz. Bakın hiç görülmemiş bir şey eğer burada görünüyorsa öbür tarafta da bazı şeyleri göreceğiz inşallah. Allah senden razı olsun. Senden razı olsun. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuş Hazreti Peygamberimizin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuş. Kişi kimi severse onunla birlikte haşr olur öbür dünyada. Kesinlikle. Kişi Nemrut gibi pis bir insanı seviyorsa öbür dünyada onunla beraber olacak. Çok doğru söyledin. Kişi ehli sünnet güzel bir insanı seviyorsa o da onunla beraber olacak. Şöyle düşünün arkadaşlar. Kişi sevdiğiyle beraber olursa Allah Teala o sevdiğinin hatırına onu affedebilir. Çok doğru. Nasıl ki bakkaldan pirinç aldığımız zaman içinde küçük taşlar varsa o küçük taşlara da para veriyoruz değil mi aldığımız zaman? Doğru. Sevdiğimizle beraber olursak, güzel, iyi insanlarla beraber olursak, kendimizi düzeltirsek biz de o pirincin içindeki küçük taşlar gibi geçeceğiz yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Bir de şunu da söyleyeyim. Hani demeyin günahkarız, çok günaha girdik, böyle olmaz, şöyle olmaz gibisinden. Eğer temiz bir kalple niyet edip tövbe ederseniz, tövbeden maksadım şudur arkadaşlar. Sakın şunu da yanlış anlamayın, bir nasihat gibi kesinlikle. Hani böyle bir amacım da yok, olmaz da. Ben sadece Allah rızası için sizleri gerçekten ailem gibi gördüğüm için genç kardeşlerime bunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi tövbe, temiz bir kalple, temiz bir abdestle, temiz bir niyetle Allah-u Teala'ya tövbe edersek gerçekten buna inanın sıfırlanırsınız. Hani o günahlar Allah-u Teala'nın gözünde, nazarında yani bir sivrisineğin kanadı kadar bile şey değildir, lüzumsuz bir şeydir. Hani bir yerden başlamak lazım kesinlikle. Çünkü dünya Aziz dikkat edersen günler çabuk geçiyor. Doğru evet. Mu? Ahir zamandayız. Çok çabuk geçiyor. Böyle kıyamet bir şey alametleri. Doğru. Kendimizi her an tövbe içinde olun. Her an ölecekmiş gibi. Hiçbir zaman ölmeyecek gibi çalışmak lazım. Doğru. Her an ölecek gibi yaşamak lazım. Çok doğru. Böyle olursak kendimizi düzeltiriz inşallah. İnşallah. Niyet her ne olursa olsun Allah rızası olursa insan her zaman başarır. Doğrudur. Şunu da söyleyeyim. Hani bilenler biliyor zaten. Yeni bizi tanıyanlar için şunu söyleyeyim. Bir tane cin şu an tövbe almış. Yani cin daha öncesinden Hristiyan mıymış Aziz? Hani Müslüman değilmiş. Yani. Müslüman değilmiş. Bu cin tövbe almış. Biz bu cini gittik, gördük. Elini öptük.
herkesin içerisinde, yani bunu tek biz görmüyorduk. Herkesin içerisinde bu cini gördük, şahit olduk orada. Burada nasıl görüyorsanız aynı o şekilde. Ama insanların içerisinde, yani yaklaşık belki 500 yaşından fazlaydı değil mi Aziz? Çok yaşlıydı, bayağı bir yaşlıydı. İbret almak lazım. Elini öptük, boyu kısaydı, yüzü çok farklıydı, tırnakları çok değişikti. Yani böyle şeyler de var. Hayatta neler var neler yani. Evet. Şu anki cini de çok merak ediyorum Aziz. Kadim. Kadim. İsmi Kadim. Müslüman bir cin. Bakalım, tanışacağız. Ben davete başlayayım. Fazla tamam. Başınıza ağrıdık arkadaşlar. Hakkınızı helal. Bakmayın, hakkınızı helal edin. Allah-u Teala sizden razı olsun inşallah. Davete başlayalım. Başlayalım. Enerji şimdiden gelmeye başladı. Evet, bir şeyler var. Ayağıma doğru bir enerji. Gelecek olan cin belli ki enerjisi yüksek. Davet işlemi tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl bir cin gelecek. Peki göreceğiz. Şu an enerjisi gerçekten çok fark ediliyor. Hatta sol ayağımı, sende bir şeyler var mı Aziz? Var ablacığım. Karıncalanma. Karıncalanma var evet. Sıkıntılı bir olay arkadaşlar. Tek kabim gelmeyecek. Belki görünmeyen birçok cin olabilir. Etrafımız şu an hani cinlerle sarılı. Doğru. Çünkü sonuçta bu işi yapıyoruz. Biliyorlar cinler çok uyanıktır. Cin derler ya hani cin gibi. Gerçekten öyle. Çok uyarlar, çok iyi duyarlar. Yalnız biz onların sesini çok az duyabiliyoruz. Kesinlikle. Bakalım kadimin sesini duyabilirsek, hani konuştuğumuz zaman karşılıklı çok iyi olur. Biz duyuyoruz bazen, kamera almıyor. Bazen konuşuyorlar, biz duyamıyoruz. Frekansla sesini yükselterek veriyoruz. İnşallah konuşur, karşılıklı duyarız. İnşallah. Daha iyi olur. İnşallah. Bir de arkadaşlar her insanda koruyucu melekler vardır yani. Bu melekleri de güçlendirmek lazım. Nasıl? Abdestle, namazla bu şekilde abdestli olursak daha büyük melekler. Evet. Bu arada cinler melekleri göremezler. Cinler melekleri görür mü diye soranlar çok oldu. Onlar için bir cevap olsun. Cinler melekleri göremezler. Geleceği bilemezler. Allah'tan başka kimse geleceği bilemez. Bir de şunu soranlar var. Cinler daha öncesinden semaya gidip haber alıyorlardı. Aziz sıkıntı var sanki. Evet. Gelmek üzere. Semaya gidip cinler daha önceden haber alıyorlardı gaybtan. Hani yukarıdan. Sonra yasaklandı o yani. Kesinlikle gaybı bilemezler. Peki göreceğiz. Çok meraklıyım. Nasıl bir cin gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Bazen uzun sürebiliyor bekleme işlemi. Çok uzun beklersek ben orayı kırpıp video uzun olmasın, sıkılmasınlar diye arkadaşlarımız. Doğru. On dakika, 15 dakika bekliyoruz bazen. Bazen 20 dakika oluyor arkadaşlar. Evet. Yani bu tılsım işi olmazsa ben burada duramam herhalde. Evet, tılsım işi çok sıkıntılı. Çok iyi oldu tılsım işi. Biz de geçtiğimiz yıllarda öğrendik. Güzel bir şey, faydalı bir şey. Daha öncesinden ayağımdan çok tutup cinler beni havaya fırlatmıştır yani. Evet. Bunun darbesini çok aldım. O yüzden.
Dediğimiz gibi arkadaşlar, videoyu bir saniyelik durdurup bir beğeni atarsanız bizler için çok iyi olur. İzlenmeler çok düştü çünkü. Bu aralar düştü. Evet. İyi olur. Allah sizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir 15 dakika oldu mu Ahmet? Fazla oldu. Evet. Orayı kısa kestik arkadaşlar ki o kadar beklemeyin diye, hani boş sohbetle sizleri sıkmamak için. Ne güzel ama. Evet. Hoş geldin Kadim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Mardin. Mardin. Peki sen Kadim misin? Evet, adım Kadim. Çok memnun olduk Kadim. Bizi tanıyor musun? Sizi biliyoruz. Allah senden razı olsun. Seni çağırdık. Seni merak ediyorduk. Ahmet de ben de seni çok merak ediyorduk. Ve müsaaden olursa Kadim, seni kayda alıyoruz. Buna müsaaden var mı? Bunu sorun etme. Kaç yaşındasın Kadim? 3 yaş. Dostumuz Kaşmara'yı tanıyor musun? Evet, çok sever, saygı duyarım. Allah senden razı olsun. Rabbim cümle mümincilerden ve insanlardan razı olsun inşallah. Amin. Sen bir şeyler sormak istersen. Yani Müslümansın değil mi? Elhamdülillah. Evet. Allah razı olsun. Hadi. Allah razı olsun. Kaç kişisiniz? Kadim, geldiğin yerde ailen var mı? Evet, kalabalık bir ailem var. Selam olsun hepsine. Bu davet olayından rahatsız mısın? Bir rahatsızlık duydun mu? Bunu istemeyiz. Sizi tanımak güzel. Allah razı olsun. Maşallah. Bir hatamız olursa kusura bakmayın. Yoruldu herhalde. Yoruldu. Çok değişik bir şey ya. Evet arkadaşlar, Kadim'le tanıştık. Çok heyecanlıyım. Evet. O şu an burada. Ama göründüğü zaman sıkıntı oluyor. Cinlerde bunu iyi biliyoruz. Göründüğü zaman enerjisi. Evet, şu an enerji topluyor. Ama bizde biraz yorgunluk oldu. Bizde yorgunluk oluştu. Değişik bir şey. Birkaç saatte geçiyor şükürler olsun. Bir enerji bize de yükleniyor. Bazen bir iki gün, bir hafta da sürebiliyor. Çok değişik bir şey. Evet. Videolarda görüyorsunuz bazen yorgunluk oluyor. Ondan dolayı arkadaşlar.
beni idare edin. Eyvallah Karim. Seninle tanıştığımız için mutluyuz. Buradan seni izleyenlere neler söylemek istersin? Seni izleyecek olanlar var çünkü. Dostlarımız var seni izleyecek olan. Onlara ne tavsiye edersin? Bizlere ne tavsiye edersin? Zaman akıp gitti mi geri gelmez. Zamanın kıymetini bilin. Allah razı olsun. Bir tarikata bağlı mısın? Bir topluluğa, bir şeyhe bağlı mısın Kadim? Bunu çok merak etmişizdir rahmetlerine, ben de. Ben de soracaktım ona. Evet. Elhamdülillah Kadir'i tarikatındanız. Rabbim mübarek eylesin inşallah. Kadir'i tarikatı güzel bir tarikattır. Maşallah. Kadir'i tarikatı. Evet. Bizlerden selam söyle gittiğin yerlere. Sevgilerimizi yolluyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz. Çok da ikmal, hüsna zikirleri eda ediniz. Faydaları anlatmakla bitmez. Maşallah. Bakın arkadaşlar, Esma-ül Hüsna'nın önemini söyledi Halim. Gerçekten Esma-ül Hüsna'yı ezberlemek lazım. Allah-u Teala'nın 99 ismi. Bunu ezberlersek hayatımız çok çok kolaylaşır. Hayat içinde, gün içinde hayatımızda değişiklikler olur. Allah razı olsun Karim. Bize güzel verdiğin bu güzel bilgiler için yürekten sevgilerimizi yolluyoruz sana. Yürekten sevdik seni. Allah razı olsun. Kaşmara'yla hiç buluştunuz mu Karim? Güzel sohbetlerine çok katıldık. Ağrı'ya mı gidiyorsunuz Kaşmara'yla buluşmak için? Elbette gidiyoruz. O da geliyor bazen. Kaşmara. Çok şey öğrendik ondan. Kadim'i fazla yollamam için. Evet. Çünkü bakın ara ara kayboluyor. Enerji topluyor. Seni biraz yorduk Kadim. Allah razı olsun senden. Tekrar görüşmek isteriz seninle. Tabii ki. Seve seve. Tamam öyleyse Kadim. Güle güle. Kendine çok iyi bak. Selam söyle gittiğin yerlere. Evet dostlar, mümin bilgin tanışmış olduk. Çok değişik duygular içerisindeyim Aziz, her zamanki gibi. Evet. Çok farklı bir duygu. Güzel bir duygu, bir müminle tanışmak ve bir cin olması güzel bir şey gerçekten. Gelen cinleri fazla sıkmak istemiyoruz. Abartılı sorular da sormak istemiyoruz. Çünkü daha önce çok sorduk. Ahmet'le gençliğimiz dönemlerinde, doğru, çocukluk zamanlarında mesela çok merak ettiğimiz şeyler vardı. Bunu zaman zaman çok sorduk cinlere. İnsanlardan farkları yoktur. Fazla bilgili değillerdir arkadaşlar. Ama yaşlarının verdiği, mesela kadim 300 yaşında, yılların birikimi olan tecrübeye dayanarak bazı şeyler söyleyebilir. Bildiği şeyleri. Onun haricinde uzayda hayat var mı? Orada mesela bu var mı? Şurada bu var mı? Gibi şeyler
hem saçma olur, hem gelen yine hakaret gibi olur. Çünkü sonuçta cin veriyoruz. Evet, bir cin yani arkadaşlar. Amacımız sizlere mümin bir cini tanıştırmaktı. Kendisiyle selamlaştık, selamlar yolladık. Allah sizden de mümin cinlerden de razı olsun inşallah. Amin. Videomuz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Söylemek istediğim bir şey varsa Ahmet'im. Arkadaşlar, bizleri buraya kadar izlediyseniz Allah sizden razı olsun diyorum. Çünkü yeryüzünde Allah-u Teala'nın razı olduktan sonra bundan güzel bir şey yok yani. Yeryüzünün en güzel duası bence bu. Allah senden razı olsun demektir. Çünkü Allah-u Teala razı olduktan sonra iş bitmiştir. İyi ki varsınız. İyi ki kalbimizdesiniz. Söyleyeceklerim bunlar. Allah razı olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.